Rojava ya da Kuzey ve Doğu Suriye'yi iktidar, saray rejimi uzun bir süreden beri saldırıyor. Bunu biliyoruz. Hastaneler ve özellikle insanların yaşamalarını sağlayacak altyapı tesislerine hedef almaya başladı ve Dışişleri Bakanı aslında dünyada görülmemiş bir biçimde hani bütün o savaş hukukuna da aykırı olarak aslında sivilleri hedef alacağını, bütün oradaki yaşam alanlarını hedef alacağını belirtti ve insanlık dışı bir saldırı sürüyor. Java dediğimiz bölge tamamen halkın kendi aslında orada diyelim ki orada yaşayan çeşitli halkların, Ezidilerin, Ermenilerin, Arapların, Kürtlerin birlikte oluşturduğu bir yaşam modeli. Aslında buna sadece Türkiye karşı değil, buna bütün dünyanın egemenleri karşı. Kürt varlığını yok ederek, Kürt sorununun çözümsüzlüğüyle ayakta kalabilecek bir iktidar bu. Yani ülkede çocuklar okula aç gidiyor, değil mi? Savaşa ne kadar o bombalara, mermilere bir de utanmadan övünerek söylüyorlar bir mermi ne kadar, bir bomba ne kadar. Niye biz çocuklarımızı okula aç gönderiyoruz, onlara bir öğün yemek vermiyor devlet de, bizim paralarımız, bizim vergilerimiz gidip başka halkların üzerine bomba olarak yağıyor. Ya da bugün Rojava'da olanların Gazze'de olandan ne farkı var? Yani Gazze'de abluka altında ve işte aynı şekilde orada da bütün sivil yaşam alanlarına İsrail saldırıyor. Hani bunu eleştirip onu görmezden gelmek nasıl bir şey? Yani anlayış. Türkiye geleceğini kaybediyor. Türkiye barış içinde, kardeşlik içinde, eşit haklarla, eşit yurttaşlık içinde yaşama umudunu kaybediyor. Türkiye gelecek nesillerini kaybediyor aslında. Doğasını kaybediyor. Biliyorsunuz yani savaş sadece bombayla olmuyor. Kürt illerinde ağaç kesmek de aslında ya da Kürt gençlerini uyuşturucuya alıştırmak da savaşın bir biçimi. Yani savaş ülkeyi tamamen her anlamda yok ediyor. İktidar halkın yoksullaşmasıyla ilgili değil. Zaten içinde yaşadığımız sistem zenginlerin olması için çoğunluğun yoksul olmasına dayanıyor. Buna kimse bunu tuhaf karşılamıyor yani. Savaş şu anda iktidarın ekonomik anlamda ki bütün çözümsüzlüklerini örten bir araç. Yani savaş bu ülkeyi zehirliyor. Bu sadece Kürt halkıyla ilgili bir şey değil. Bu ne demek biliyor musun? Bu toplumun çürümesi demek. Bu doğanın yok edilmesi demek. Bana Cudi'deki orman bizim de ormanımız. Yani ya Kuzey Kutbu'nda buz eriyor, etkileniyorsun. Cudi'de orman yanınca sen etkilenmeyecek misin? Yani böyle bir şey mümkün mü? Yani senin doğanı yok ediyor, seni açlığa mahkum ediyor, seni köleliğe mahkum ediyor, her şeyi savaşla meşrulaştırıyor. Bu bağlantıları bıkıp usanmadan kurması lazım demokratik toplumun ve burada iki yüzlü ve ikircikli bir tutum almaması lazım. Yani tabii ki Filistin'in halkının direniş hakkı meşrudur. Filistin halkının direniş hakkı meşru da Kürt halkının direniş hakkı meşru değil mi?